Afrin'de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hafta sonra şehit olan 23 yaşındaki piyade uzman çavuş Necmettin Yiğit gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Şehidin cenazesi dün akşam saatlerinde Ankara'dan Amasya Merzifon Havaalanı'na askeri uçakla, buradan da karayolu ile Niksar ilçesine getirilerek Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şehidin naaşı öğle saatlerinde hastaneden alınarak cenaze aracı ile baba ocağı olan Gökçeli beldesine getirildi. Şehidin cenazesi baba ocağına getirilirken şehidin annesi Gülcan Yiğit ile şehidin ağabeyleri Bekir ve Seyfullah Yiğit metanetini korudu. Şehidin babası Mustafa Yiğit'in yaklaşık 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit annesi Gülcan Yiğit duygularını dile getirerek "Yavrumu yaktılar, o canileri oradan kaldırsınlar ama sevindirmiyorum onları ben. Sevindirmeyeceğim, güldürmeyeceğim kendimi onlara. Ben dik duracağım, kuvvetli bir anneyim. Ben çocuğumun kanını yerde bıraktırmayacağım, vatanımız sağ olsun" dedi. Şehit annesi tören alanına getirilen oğlunun ay yıldızlı bayrağı sarılıp öperek "Ağlamıyorum yavrum, sen damat oldun, tatlı yavrum, sen çok güzelsin, güle güle git" diyerek duygularını dile getirdi. Kamuflaj giyen şehidin ağabeyleri kardeşlerini son yolculuğuna uğurladı. Cenazeye binlerce vatandaş katıldı. Merkez Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası şehidin cenazesi, kılınan cenazenin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere Tokat Valisi Ömer Toraman, diğer il protokolü üyeleri Askeri ve Mülki Erkan ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Yavrum dedi. Benim yavrum çok tatlıydı yavrum dedi. Çok güzel yavrum vardı benim yavrum dedi. Yavrum dedi. Ağlamıyorum yavrum, ağlamıyorum yavrum. Yavrum sen damat oldun yavrum benim. Tatlı yavrum. Güzel yavrum benim. Ağlam anne, niye ağlıyorsun? Sen çok güzelsin yavrum benim. Yavrum. Yavrum benim. Aslan yavrum. Yavrum benim. Ne dostsun senin yavrum? Bu da bana da bir yer açar. Afrin Hacarsanlı bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanmış, sevk edildiği Gülhane Eğitim şehidimizin, bütün şehitlerimizin ruhları sağ olsun. Arz ederim.
Ben muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Allah razı olsun. Dünya ve ahirete ait haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun! 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 Cenab-ı Hak sizlere de, bizlere de güzel şahitlikler ihsan eylesin inşallah. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Allah! Bismillah maşallah! La kâne min nimetü kâne Allah! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kanka gel benimle yap, takip et! Öpüştürme arkadaşlar! Öpüştürmeyin! Ortaya açalım da rahat yapın. Tamam, ben de öyle gittim. Ortaya açalım. Ne söyleyeyim, o cehennemi kaldırsınlar oralardan. Yavrumu yaktılar. Ama sevindirmeyeyim onları ben. Sevindirmeyeceğim. Güldürmeyeceğim kendimi onları. Ben dik duracağım. Ben kuvvetli bir anneyim. Güçlü bir anneyim ben. Ben çocuğumun kanını yerde bırakmayacağım. Ne diyeyim, vatanımız sağ olsun, bir şey demiyorum. Babasını 6 sene önce kaybettim. Zile ilçesinde dizi ve sinema filmlerde Pala Dayı karakterini canlandıran Aşur Koçak ve ekibi tarafından çekilen Umut Vakti isimli kısa filmin geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Zeytindalı operasyonu kapsamında Afrin'e giren Mehmetçiğimize bir destek vermek isteyen Aşur Koçak, Zileli genç yönetmen Emre Eken'le birlikte Umut Vakti isimli kısa filmi çekti. Gönüllü oyunculardan oluşan filmi video izleme kanalına yükleme yaparak izleme gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını ilettiler. Sosyal medya ile çevrelerine duyurdukları film kısa sürede ilgi görerek izlenmeye başlandı. Film gerçek bir hikayeden esinlenerek bir insanın ne halde olursa olsun yaşama olan bağlılığını anlatıyor. Projelerini imza atacağız nasıl kısmet olursa beraberce. Abi şimdi daha evvel çektiğimiz bir tane daha kısa filmimiz var, hazır. Sadece müziğinde sıkıntı yaşadık. Müziğini de yaptırdıktan sonra her şey çalışmakla, disiplinli çalışmakla, düzenli çalışmakla oluyor tabii ki. Babamızın emanetini al da kurtar dese de ben halimden memnunum. Azrail, onların lafına bakıp da gelmesin.
yaşamaya bağlı olduğunu anlattı. Ben bu Umut Vakti filmini bizim köyde yaşlı bir Hüseyin amca vardı. Oradan esinlenerek, ondan dinledik ve film yapmaya karar verdik. Köyümüzde yaşanmış bir olaydı bu. Olay olduğunu bahsetmişti bize. Bu şekilde bu filmi yaptık. Bu filmin geleceğini Memecik Vakfı'na bağışlamak için arkadaşlarla oturduk, karar verdik. İyi de bir düşünce oldu. Hani dedik ki çorbada bir tuzumuz bulunsun. İnşallah umarım umduğumuz gibi olur. Bu filmi çekerken çeşitli teknik ekipman eksikliği yaşadık ama bu eksiklikleri güler yüzlüklerle tamamladık. Önemli olan ekip olabilmek, öyle düşünüyorum ben. Ekibin başında olduğum için de bunun bende başlayıp bittiğini düşünüyorum bir yönetmen olarak. Aslında çekim kısa sürdü ama bayağı fazla bekledik. Kolay olmuyor yönetmenim. Çekimde kolay olmuyor. Direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Tokat'tan Turhal istikametine seyir halinde olan Serkan Yanar idaresindeki otomobil havalimanı kavşağı yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Tokat Kredi Yurtlar Kurumu'nda gıda teknikeri olarak çalışan Elif Değirmenci'nin cansız bedenini kaza mahallinden yaklaşık 30 metre ileride kavşağın kenarında, araç sürücüsü Serkan Yanar'ın cansız bedenini ise kaza yapan aracın yanında buldu. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazada hurdaya dönen aracın motorunun yaklaşık 5 metre ileriye savrulduğu görüldü. Cenazeler savcının incelemesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi moruğuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Parçalar motor bir tarafta. Sabahleyin salıngoç toplayanlar görmüş burada. İşte sabah namazından geldim işte 6 gibi. Kalabalık vardı. Geldik ki kaza olmuş. İşte 2 ölü. Kula gelsin. Tamam bağlı atabilir miyim?
Tokat'ta akşam üzeri yağmurun ardından başlayan dolu yağışı etkili oldu. Tokat'ta yağmurun ardından başlayan dolu yağışı kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde de etkili oldu. Dağlık alanlar beyaza bürünürken kısa süreli yağan dolu nedeniyle vatandaşlar sorunlar yaşadı. Trafikte dolu yağışı nedeniyle aksamalar yaşandı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı nedeniyle çiçek açan meyve ağaçları da zarar gördü. Dolu yağışını vatandaşlar da cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Burası pazar yerinin... İstanbul'un çocuk pazarında sadece 3,5 lira. İstanbul'un... Dolu çok şükür iyice yağıyor. Dolu iyice. Normal yağdı yani. Bek de şey değil öyle. Ha, şükürler olsun. Yağsın kardeş. Ya, ihtiyacımız var. Bereket yağıyor tabii. Ne demek? Yani bizi düşünmeyeceğiz. Çiftçiyi düşüneceğiz. Bize göre de bir tepki almışsınız. Evet, hemen örttüm üstüme. Çok ister miyiz mi? Yok, hayır. Hemen mağazaya girdik. Orada bekledik. Nasıldı? Sert miydi dolu? Evet, bayağı. Sert yağıyordu. Dolu yağışından etkilenmediniz herhalde fazla. Ben içerideydim, etkilenmedim. Nasıl, çok yağdı mı? Evet, bayağı yağdı. Güzeldi. Evet, iyiydi, bayağı güzeldi. Siz yakalandınız mı? Yok, biz tahmin ettim, bir yere çarptık, geçtik. İyiydi yani, böyle devam etsin yani bence. Kışı geçiremedik. İnşallah böyle devam eder bahar. Tamam.